İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Sözcüsü'nün briefingi Sevr Antlaşmasının onaylanmasının 8. yıl dönemi Avrupa Birliği Bakü'ye arsa halkının evlerine dönüşte dahil olmak üzere haklarını güvence altına alması çağrısında bulunuyor Zorla yerinden edilme devam eden bir savaş ve şiddet biçimidir Taş, metal ve tuval yoluyla hayırseverliğin vaizi Yervant Koçar'ın 125. yıl dönümü Koçar Fest programıyla başlayacak. Altın Kayısı, Charles Navur ve Sergey Paracanov'un 100. yıl dönümlerine özel önem verecek. Valeri Movsisyan Avrupa U19 şampiyonasında çifte şampiyon oldu. Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huy Sahakyan'ın basın açıklaması 22 Haziran'da gerçekleşti. Briefingde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan'ın resmi yol haritasına, Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi deklarasyonuna, gerçekleştirilecek çalışmalara, diğer ülke ve devletlerle gerçekleştirilecek işbirliği plan ve amaçlarına, Birleşmiş Milletler'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermenilerinin haklarını korumayla ilgili konulara değindi. Tüm bunlar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti oturum çerçevesinde tartışıldı. Sözcü, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena milletvekillerine sunduğu Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının detaylarına ve önemine de değindiğini ifade etti. 23 Haziran 2024 Serf Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönemi. Bu vesileyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti 23 Haziran 2024 tarihinde Paris saatiyle 19.00, Yerevan saatiyle 21.00'da Zoom toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı Ermenice ve Fransızca dillerinde yapıldı. Konuşmacılar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan ve Batı Ermenistan'ın Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan'dı. İlgili Zoom toplantısını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'nin Facebook sayfasından izleyebilirsiniz. 10 Ağustos 1920'de Paris'in Banyosu Sevr'de bir barış antlaşmasının imzalandığını hatırlayalım. Sevr Antlaşması ayrıca Batı ve Doğu Ermenistan'ı kapsamaktaydı. Türkiye bu Sevr Antlaşması'nda Ermenistan'ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetleri Ermenistan'ı oluşturacak ve nihai sınırları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından çizilecekti. Avrupa Birliği evlerine dönme hakkının gerçekleşmesi de dahil olmak üzere arta halkının haklarının güvence altına alınması için Bakü'ye çağrıyı sürdürüyor. Bu açıklama Avrupa Parlamentosu üyelerinin sorunlarını yanıtlayan Josep Borrell tarafından ifade edildi. Artsahtan tutuklananların durumuyla ilgili olarak Avrupa Birliği, Bakü'ye uygun yasal prosedüre uyma, tutukluların korunmasına ilişkin temel ilkelere uyma ve şeffaflığı sağlama çağrısında bulunuyor. Borrell, Avrupa Birliği'nin Bakü'de tutulan Ermenilerin serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi de dahil olmak üzere güven artırıcı önlemlerin genel barış sürecine fayda sağlayacağını ve taraflar arasında güven inşasının önünü açabileceğine inanıyor dedi. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin Yerevan ve Bakü'nün 7 Aralık 2023'te tutuklu değişimi de dahil olmak üzere güven artırıcı tedbirlere ilişkin ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ve bu yönde atılacak yeni adımlar için çağrıda bulunmaya devam ettiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 4 Aralık 2000 tarih ve 55-76 sayılı kararına göre dünyada mültecileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Artsak'ın kültürel mirasının izlenmesi adlı bağımsız akademik platform şöyle yazıyor. Bu kültür hakkı ihlalleri de dahil olmak üzere zorla yerinden edilen Artsak Ermenilerinin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme, kültürel etkinliklere katılma, toplumun yaşamını sürdürmek ve geleneksel bilgileri nesillere aktarmak fırsatından mahrum bıraktıkları hak ihlallerini dünyaya hatırlatmak için bir başka impulstur. Bakü'nün 2020 yılında başlattığı 44 günlük savaş ve 19 Eylül 2023 askeri operasyonları sonucunda Artsak'ta zorla yerinden edilenlerin toplam sayısı 120 bini aştı. Zorunlu sürgün sonucunda Artsak Ermenileri sosyo-kültürel değerlerinden koparılmış, tarihi vatanın doğası, anıtları, toplumsal ve kültürel peyzajına ilişkin bilgi, gelenek ve uygulamaları gerçekleştirme ve aktarma olanağından mahrum bırakmıştır. Tarihi ve kültürel anıtların zorla uzaklaştırılması, bunların yok edilmesi ve saygısızlığa uğratılması kültür hakkının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi önünde aşılmaz zorluklar yaratmıştır. Bütün bunlar aynı zamanda somut olmayan mirasının birçok unsurunun kademeli olarak ortadan kaybolmasının da nedenidir. Lehçe, geleneksel yemekler, el sanatları, tatlılar, festivaller, topluluk oyunları, tarım ve yaşam kültürü, resmi olmayan kültürel eğitimin askıya alınması ve bütünlüğün korunmasında yaratılan sistemsel sorunlar. Bahsedilen tüm süreçler Artsak Ermenilerinin kültürel haklarının ihlali ve uygulama sorunlarıyla doğrudan ilgilidir. Platform, kültür hakkının ilk evrensel güvencesinin insan hakları ve temel özgürlükler bildirgesinin 27. maddesi olduğunu hatırlatıyor. Kültürel hukuku incelemeye yönelik bir diğer temel kaynak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Siyasi ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 15. maddesidir. Bu nedenle Arsak Ermenilerinin zengin kültürel mirasının korunması ve muhafaza edilmesi sadece bir adalet meselesi değil, aynı zamanda temel küresel kültür mozaiğinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin korunması için de bir zorunluluktur. Bu yıl üç boyutlu ve kinetik resmin kurucusu ünlü Ermeni heykeltıraş ve ressam Yervant Koçar'ın doğumunun 125. yıl dönümü Film gösterimleri, sergiler, eğitim programları, Yervant Koçar hakkında bir televizyon filmi dizisi, onun mirasına ilişkin Ermeni-Fransız ortak projesi, reklam kampanyaları, uluslararası platformlarda etkinlikler ve bunun gibi birçok program planlanıyor. Yıl dönümü etkinliklerinin gündemi Koçar Fest programıyla başlayacak. Merkez Bankası'nın çıkarttığı altın paranın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Kanadalı Ermeni yönetmen Atom Egoyan, Yerevan'daki Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali'ne geri dönüyor. Atom Egoyan bu yılın kısa film jürisinin başkanıdır. Ayrıca Egoyan'ın geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali'nde premieri yapılan ve büyük beğeni toplayan yeni filmi Yedi Peçe, 21. Altın Kayısı'nın açılış filmi olma özelliğini de taşıyor. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali 7-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Film Festivali bu yılda dünyanın farklı ülkelerinden yarışmalı filmlerin yanı sıra en prestijli film festivallerinden filmleri de izleyiciyle buluşturacak. Dünya sinemasının önemli isimleri Doğu Ermenistan'a gelerek deneyimlerini ve sanatlarını sinema severlerle buluşturacak. Bu yıl Altın Kayısı'da Şarl Aznavur ve Sergey Paracanov'un 100. yıl dönümlerine özel önem verilecek. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Avrupa U19 Halter Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan temsilcisi Valerik Mofsisyan altın madalya kazandı. Mofsisyan 301 kilogramlık sonuç elde etti. Böylece Avrupa U19 Halter Şampiyonası'nda sikme ve koparmada birincilikler elde ederek çifte şampiyon oldu hatırlatmak gerekirse 9 Temmuz 2023'te Valerik Mursisyan kişinin evde U17 Avrupa Şampiyonası'nda da 305 kilo ile altın madalyanın sahibi olmuştu. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.